sayfayı aldı. Anne Baba Okulu başlıyor. Karşınızda eğitim bilimci, akademisyen, doktor Özgür Bolat. Evet, nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kendinizi kaybettiğiniz, tam konsantre olduğunuz anlar oluyor mu? Ne çabuk bu iş bitti, ne çabuk saat böyle oldu. Bu yaşadığımız anlara akış deniliyor. Akış alanına girip girmediğimizi nasıl anlarız? Yaptığınız iş üzerine tam kontrol hissi yaşarsınız. Akış her zaman mutluluk mu demektir? Akış en çok iş yerinde geliyor. Neden? Becer odaklı. Keyfi olarak tavla oynamak akış alanının neresindedir? İnsanların özünde sürekli gelişmek var. Ve gelişemediğinizde işinizde sıkılırsınız. Ve her insanın kendini akış alanına sokma motivasyonu vardır. Önemli olan bunu destekleyeceğiz. Evet, bugünkü konumuz akış. Akış ne demek? Akış deyince zihninizde bir şey canlanıyor mu? Hayatın akışı. Evet. Bazen böyle bir iş yaparken kendinizi kaybettiğiniz, zamanın su gibi aktığı, tam konsantre olduğunuz anlar oluyor mu? Oluyor. İşte biz ona akış diyoruz. Akışta olmak. Bu bazen herkes bunu yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu konuşacağız şimdi. Bu yaşadığımız anlara akış deniliyor. Bu akış nedir? Neden önemlidir? Okulda öğrenciler için neden önemlidir? İş yerinde neden önemlidir? Herkes akışa girebilir mi? Çocuklarımızın akışa girmesi için, kendimizin akışa girmesi için ne yapmalıyız? Bugün bunları konuşacağız. Bence çok önemli bir konu. Chicago Üniversitesi'nde bir tane profesör, Mihail Csikszentmihalyi, ismi çok uzun. Bu dünyanın en ünlü psikologlarından bir tanesi. Chicago Üniversitesi'nde bu akış teorisini bulan kişi. Ben Amerika'ya bir kongreye gitmiştim, orada dinleme şansım oldu. Sonra da Macaristan'a da gidip bir akşam yemeği yeme şansım oldu kendisiyle. Mihail Csikszentmihalyi. Mihail Csikszentmihalyi şunu yapıyor. Şimdi diyor ki bazı insanlar bir iş yaparken kendini kaybediyor. Zaman su gibi akıyor. Bazıları bu sürece girmekte zorlanıyor. Acaba bu insanlar kim diye merak ediyor. Ve müzisyenler, akademisyenler, sporcular, bu dağa tırmananlar, dağcılar böyle 150 kişi buluyor ve onlarla görüşme yapıyor. Tamam mı? Görüşme sonrasında bunların çoğunun akış alanına girdiğini fark ediyor. Sonra şu soruyu soruyor. Ya ne oluyor da bunlar akış alanına giriyor? Ne oluyor? Ve şunu keşfediyor, şunu keşfediyor. Şimdi benim bir becerim var, doğru mu? Mesela ben bir müzisyensem becerim var. Ya da bir resim yapıyorsam becerim var. Çocuklar okullarda bir şeyler yapıyor, bir becerisi var. Bu beceri 10 üzerinden benim becerim 6 diyelim. Tamam mı? 6 diyelim. Ve öğretmen bana bir iş veriyor. Diyor ki resim çizeceksin. Diyor ki bir tane papatya çizeceksin. Yani 10 üzerinden 2 becerilik bir iş istiyor benden. Benim becerim 6. Öğretmen benden 2 birimlik bir iş istiyor. Ben bu işte ne olurum? Seviyemin çok altında bravo, sıkılırım. Hatta böyle bir iş verirse öğretmen bana, "Aa acaba öğretmen benim beceriksiz olduğumu mu düşünüyor?" derim. Tamam mı? Peki benim seviyem 6'ydı. Öğretmen bana 10'luk bir iş verdi. 10'luk. Derim ki ya ben bunu nasıl yapacağım? Çok yüksek derim. O zaman ne olur bende? Yetersizlik. Hangi duygu oluşur içimde? Korku, yani kaygı oluşur. Derim ki ben bunu yapamam. 10'luk işi nasıl yapacağım? Daha önceki programlarda bahsetmiştik karşılaştırmanın zararından. Çocuğun seviyesi 4. Bak Ahmet ne güzel yaptı dediğimde. Ahmet'in seviyesi 7 ise ne olacak? Çocuk diyecek ki ben ona ulaşamam ki. Ve bırakacak. Ve Mihail Csikszentmihalyi şunu fark ediyor. Kişinin seviyesi 6 ise ve ona biz 7'lik 8'lik işler veriyorsak
o da ona ulaşabileceğini düşünüyorsa, yani bir zorluk derecesi, bir de beceri, bu örtüşüyorsa, işte insanların orada akış alanına girdiğini keşfediyor. Seviyesinin altındaysa sıkılıyor, sonra bırakıyor. Seviyesinin çok üstündeyse kaygı oluyor, sonra da öğrenilmiş çaresizlik oluyor. Bu çocuklar da bırakıyor. O zaman biz çocuklara bir iş verdiğimizde çocuğun seviyesiyle istediğimiz işin zorluğunun örtüşmesi gerekiyor. Peki okullara bakalım. Diyelim ki bazı derslerimiz beceri odaklı. Zaten beceri odaklı dersler var, resim, beden eğitimi, müzik gibi. Ama bazı öğretmenler diğer dersleri de beceri odaklı yapabiliyor. Yani ben işte öğretmen liderliği projem var, öğretmenlerle çalışıyorum. Onları beceri odaklı yapıyoruz. Beceri odaklı yapılsa bile sizce öğretmen herkesin seviyesine göre mi işler veriyor yoksa ortalamaya göre mi veriyor? Ortalamaya göre veriyor. Ortalamaya göre verince ne oluyor? Bazı çocuklar sıkılıyor, bazı çocuklar da kaygıdan dolayı bırakıyor. Eğitim sisteminin nasıl olması lazım? Farklılaştırılmış olması lazım. Her çocuğun seviyesinde çocuğa işler verilmesi lazım. Neden? Ha, bazı öğretmenler diyor, hocam bunu yapmak mümkün değil. Yapmak mümkün. Neden mümkün biliyor musunuz? Bizim eğitim sisteminde şöyle bir anlayış var. Ben merkezdeyim, ben anlatacağım. Böyle yaparsanız tabii ki mümkün değil. Ama etkinlik odaklı yaparsanız, aktivite odaklı yaparsanız bunu yapmak mümkün. Zaten yaptığımız ve çok iyi sonuçlar aldığımız durumlar var. Şimdi size burada bir anket yapayım. Kimler hayatında, mesela son bir haftanızı düşünün, akış alanına girdiğiniz anlar var mı? Mesela işte çalışırken bir işe başlıyoruz. Evet. İş bitiyor, saat olmuş mesela 5. Aa, o kadar keyif alıyorsunuz. Diyorum ki ne çabuk bu iş bitti, ne çabuk saat böyle oldu diyorum. Geçen hafta yaşadınız mı siz? Evet. Her zaman yaşıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Biz musluk imalatı. Musluk yapıyorsunuz. Evet. Bakın çok uygun. Beceri odaklı. Beceri odaklı bir şey tasarlıyorsunuz. Kaç senedir çalışıyorsunuz? 45 senedir aynı işi yapıyorum. Mükemmel. Size çok güzel bir şey anlatacağım şimdi. Her meslekte akış alanına girmek mümkün mü? Kaç sene diye niye sordum? Tesadüfen mi sordum? Hayır. Niye sordum biliyor musunuz? Yale Üniversitesi'nde Amy bir tane profesör. Meslekleri üçe ayırıyor. İş olarak gördüğümüz iş. İş olarak görenler mesleğine nasıl bakıyor biliyor musunuz? Para kazanma aracı. İşte bunlar çok sıkılıyor işlerinde. Diğeri meslek olarak görenler. Meslek olarak görenler hep gelişim içinde oluyor. Bir de çağrı olarak görenler var. Çağrı olarak görenler ben işimi insanlara fayda sağlamak için yapıyorum diyor. Sonra farklı meslek gruplarına bakıyor. Her meslek grubu, doktorlara, cerrahlara, ressamlara, çöpçülere, her meslek grubuna bakıyor. Hangisinde acaba daha çok akış alanına giriliyor ve mesleğini çağrı olarak görünen vardır diyor. Ne fark ediyor biliyor musunuz? Her meslek grubundan insanlar buluyor. Her meslek grubundan. Yani işiniz ne olursa olsun aslında siz akış alanına girebilirsiniz. Ve bu Amy, Yale Üniversitesi'nde başka bir şey daha buluyor. Meslekteki deneyim arttıkça akış alanına girme olasılığı da artıyor. Ve ondan sonra 45 yıl. Zaten isminiz? Zeki Tüysüz. Evet. Soy isminiz? Zeki Tüysüz. Evet. Tamam. Zeki Bey akış alanına girmeseydi 45 yıl bunu yapamazdı. Evet. Buyurun. Hocam şimdi işten bahsettik, o bir yetenekler olsun işte para kazanmak için sanıyorum akış alanı içerisine biraz daha mecburiyetten ama keyfi olarak tavla oynamak, satranç oynamak ve dağa tırmanmak akış alanının neresindedir? Evet, evet, çok güzel bir soru. Neden spor ortaya çıkmıştır? Spor diye bir şey niye var? Aslına bakarsan spor saçma bir şey değil mi? Çok saçma değil mi? Rekabet. Şimdi ben bir tane böyle bir çember yapacağım. En çok onun içine top atan kazanacak. Aslında bakınca çok saçma değil mi? Ben elinize bir tane bir şeyler vereceğim.
Topu vuracaksınız. Filenin üzerinden en çok geçiren kazanacak. Filenin üzerinden topu geçirmenin kime ne faydası var? Ya da o çemberden... Peki aslında bakınca, o açıdan bakınca... Baktığında saçma. Saçma geliyor. Peki o zaman saçma bir şeyi insan yapmaz. Demek ki bir faydası var. Spor niye çıkmıştır? Bu konuda ben bayağı kafa yordum. Çok farklı teoriler var. Neden spor çıkmıştır diye. Bir teori şu. İnsanları akış alanına sokabilmek için. İnsanları, akış alanı o kadar önemli ki o keyfi insanlara sunabilmek için. Ve çok güzel bir şey var. İnsanlar zirveye çıkmak için mi tırmanır? Tırmanmak için zirveye mi çıkar? Anladınız mı? Birinde amaç zirve, diğerinde amaç tırmanmak. Ve yine başka akış alanıyla ilgili değil de başka alandaki araştırmalarla birleştirince şu ortaya çıkıyor. Zirveye çıkmak için tırmananlar zirveye çıktıktan sonra depresyona giriyor. Daha doğrusu depresyona girme ihtimali artıyor. Çünkü hedef ulaştı ya. Ama amacı tırmanmak olan diyor ki 20 metreye tırmanayım. Tırmanıyor. Yukarıya çıkıyor. Tırmanmamı geliştirdim. 50 metreye tırmanayım. Tırmanmamı biraz daha geliştireyim. Bakın hep etkinlik odaklı gidiyor. Ve etkinlik odaklı gitmek insanın hayatında inanılmaz fayda sağlıyor. Hem akış alanını arttırıyor. Kitap yazmayı bırakın. Yani şöyle bir kitabım olacak demeyin. Her gün 2 saat kitap yazmamı geliştireceğim. Geçen hafta anlatmıştım hatırlıyorsanız. Yine anlatalım. Burada da çok önemli. Dart atma, kız çocuklarına dart atmayı öğretiyorlar. Bir gruba diyorlar ki en iyi şekilde atmaya çalış, hedefi vur. Bir gruba diyorlar ki size bazı stratejiler öğrettik, onları geliştirmeye çalışın. Yani sonuca odaklanmayın. Geliştirmeye çalışanlar hem daha iyi atıyor hem daha başarılı oluyor. Yazma da öyle. İyi bir paragraf yazın. Hayır, sonuç. Paragraf yazmak için size öğrettiğimiz stratejileri, teknikleri, yöntemleri geliştirmeye çalışın. Ve onlar hem daha başarılı oluyor, hem gelişmenin hazzını yaşıyor, hem iç motivasyon oluşuyor, hem akış alanına giriyor. Zaten sonuç olarak da başarı geliyor, onları buluyor. Şimdi ben size akış testi yapayım mı? İşinizde akışa giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Bu akışı nasıl ölçüyor araştırmacılar? Magazin anlatayım biraz. Mihail Csikszentmihalyi şöyle ünlenmiş. Nasıl ünlenmiş biliyor musunuz? Akademik dünyada zaten ünlü de toplumda Amerikan halkı arasında şöyle ünlenmiş. Amerika'da Amerikan futbolu oynanıyor ya, onların şampiyonluk maçı oluyor, derbi maçları oluyor. Bu derbi maçlarında, hatta bilmiyorum bir hafta önce yine oynandı, haberlerde gördünüz mü? 30 saniye reklam değeri 7 milyon dolar. Yani 30 saniye ekranda göreceksiniz 7 milyon dolar. Amerika'nın 1/5'i televizyon izliyor sırada. O kadar, yani reklam değeri en büyük yer. Ve işte sanatçılar hepsi oraya reklam veriyor, bütün firmalar. Neyse, maç... İlk yarı bitiyor. Hani yorum alıyorlar ya antrenörlerden. Diyorlar ki ya mükemmel oynuyorsunuz. Sizin sırrınız ne? O da diyor ki benim sırrım bu kitap. Mihail'in kitabını gösteriyor. Tamam, benim sırrım bu kitap diyor. Düşünseniz ya yani. Reklamın büyüğünü düşünün. Ondan sonra tabii ilk yarı bittikten sonra yayın evi ne hemen gece aramalar falan, işte kimse yok. Sabah telefonlar kilitleniyor. Sabah da şey arıyor, yayın evi arıyor Mihail'i. Diyor ki, çok ünlendiniz. İşte 1000 baskımı ne yapmış kitap? Diyor kitabı tekrar yazacağız. Tabii o zamanlar bilgisayar yok. İşte diyor, hanım demiyordur herhalde, eşin adını söylüyordur. Diyor ki, kitap nerede? Tamam mı? Kopyası nerede? Evi arıyorlar, kopyayı bulamıyorlar. Hemen ofise gidiyor, ofiste de bulamıyor. Üniversiteye gidiyor. Ya diyor, bu kitabın kopyası nerede? Sonra Çinli bir öğrenciye vermiş, doktor öğrencisine. O da ülkesine götürmüş. Kitap yok ortada. Yayın evinde de kitap yok. Ondan sonra diyor ki tamam diyor. Tekrar daktilonun başına oturuyor. Kitabı tekrar yazıyor. Ondan sonra da zaten inanılmaz ünleniyor. İlginç bir hikaye mi? İyi ki anlatmış mıyım? Tamam. Evet. Evet, işinizde akış alanına giriyor musunuz? Bunun bilimsel ölçeğini yapıyorum, anketini yapıyorum. Araştırmalarda kullanılan. İşimde, işimi yaparken zaman su gibi akıyor. 5 diyen var mı? 5, 1 ile 5 arası 5.
Evet. İşimde, işimi yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum bile. İşimde hiç odaklanma sorunu yaşamam. Bu tabii tam tersi oluyor. İşimde işimi yaparken zihnim çok berrak oluyor. İşimde işimi yaparken kendimi kaptırıyorum. Tamam. İşim tam benim istediğim kıvamda beni zorluyor. Ne az ne çok. Bakın 45 sene yapmanıza rağmen zorlandığınız durumlar oluyor mu? Oluyor. Ne, bir anlatır mısınız? Şimdi bizim işte çeşit çoktur. Hı? Banyo bataryası var, evye bataryası var, mutfağı var, lavabosu var, tahrat musluğu var. Bunların hepsi el emek isteyen işler. Hı. Bir de makinelerle yapıldığı için hangisinin dişi hangisi, bunlar hep kafa yorma işi. Bir de bunların montajı var. Yanlış yaptığın zaman su kaçırır. Hmm. Millete dağıttığın zaman hep eline gelir bunlar. Hep bunlara kafa yoruyorsun. Zamanın yani orada nasıl gittiğini anlamıyorsun. Evet. Bakın 45. Bu zorluk olmasaydı sıkılmaya başlardı. Akış alanında ne oluyor? Tam konsantrasyona giriyor insanlar. Tam odaklanıyor. Bir de akışın en önemli özelliği şudur. Yaptığınız iş üzerine tam kontrol hissi yaşarsınız. Tamam, zaten o kontrol hissini kaybederseniz sıkıntı olur. İnanılmaz keyif alırsınız. Bir de algınız kaybolur yani. Yani hiçbir şey düşünemezsiniz. Bütün bilincinizle oradasınızdır. Hiçbir şey düşünemezsiniz. Aslında ne kadar önemli değil mi? Çok önemli. Peki, akış alanı diye bir şey neden var? Niye var bu? Niye bu keyifli hale gelmiş bizim için? Siz soru mu soracaksınız? Siz sorun, sonra bu soruyu yanıtlayalım. Evet. Akış alanına girip girmediğimi nasıl anlarım? Bir kitap okuduğum zaman bir bölümde mesela sıkılıyorum. Yeğenim de aynı şekilde. Ya Türkçem biraz kusura bakmayın. Nerelisiniz? Aslen Kütahyalıyım ama İsviçre'den geliyorum sizin için. Oo, çok havalı. Yani benim yani yurt dışında da çok takip ediliyorum. Evet. Çok. Evet. Evet. Soruyu tekrar alabilir miyiz? Akış alanına girip girmediğimizi nasıl anlarız? Mesela bir kitap okuduğumda bir bölümde sıkılıyorum. Ve yeğenim de aynı şekilde. Sizce neden? Akış alanına girip girmediğimizi nasıl anlarız? Akış alanına girdiğinizi şuradan anlarsınız. Tam konsantrasyon vardır. Zaman algısı gider. Böyle bilinciniz de gider. Bilinçle eylem tam örtüşür. Ve önemli bir kavram daha var, onu söylemedik. İşinizin üzerinde tam kontrolünüz olduğunu hissedersiniz. Mesela düşünün, musluk tamir ediyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Akış alanına girebilir misiniz? Orada giremezsiniz. Yani yapacağınız eylemler de zihninizde alternatifler nettir. Bir de inanılmaz keyif alırsınız. Kitap okurken, kitaptaki akış alanı biraz şöyle, oradaki keyif akış alanından ziyade anlamlandırmaktan geliyor. Şey olur değil mi, siz bir şeyi çözdükçe keyif alırsınız ya, zihninizde bir şema vardır. Şemaya uyuyorsa ya da şemaya iliştirebiliyorsanız ya da farklı bir şema oluşturabiliyorsanız keyif alırsınız. Kitap okumada bazen o şey kopar. Oradan sıkılırsınız ya da zihniniz başka bir yere gider. Kaygılanırsınız ve orada zorlanırsınız. Bu arada kitap okuma çocukları nasıl sevdirilir? Onunla ilgili özel bir programda yapacağız. Evet, sizin de sorunuz var. Lise birinci sınıftayken cebir geometri ayrıydı. Cebirde çözdükçe, x'ye değerlerini buldukça nasıl zevk alıyorum, nasıl zevk alıyorum? Onun şeyiyle yaptıkça zevk alıyorum. Z'yi de bulunca alıyor musunuz? Z var ya bir de. Onu da alıyor musunuz? Hepsine. Tamam. Orada buldukça zevk alıyorum. Mutluluk içine insanın doluyordu. Oğlum şeyiyle fen bölümünü seçtik. Ondan sonra fen bölümünü bitirdim.
Sonra da üniversitede gittiğimde de eğitim enstitüsünün sosyal bilgiler bölümünü seçtim. Bakın lisede fen bölümünü bitirdim. Evet. Sosyale fazla talep olmaz diyerek sosyal bilgiler bölümünü seçtim. Ve de sosyal bilgiler öğretmeni olarak mezun oldum. Yani bu da akışla ilgili, gidişatla ilgili becerinin... Öğretmenlik yaptınız mı? 26 yıl. Sosyal bilgiler öğretmeni oldunuz. Evet. Keyif aldınız mı? Aldım. Evet, öğretmek konudan mı aldınız, öğretmekten mi aldınız? Öğretmekten. Evet. Öğretmekten keyif almamış olsaydı çok zordu. Evet. Hele ki coğrafya konusunda bambaşka. Şimdi zamanımızda çocuklara coğrafyayı hiç öğretmiyorlar. Coğrafya atlaslarla öğrenilir. Çocuk şimdi Türkiye'yi, hatta yetişkinler, şu andaki yetişkinler, Türkiye'nin neresinde hangi il var, neresinde akarsu var, göl var bilmiyorlar. Evet. Bizim zamanımızda tek tek haritada yerlerini bulurduk, haritada öğrenirdik, o beyne yerleşirdi. Benim coğrafyam süperdir. Akdeniz iklimi, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yağışlı. Evet. Bitki örtüsü maki, her mevsim yeşil kalabilen. Aynen. Niye maki? Mesela çocuklara bunu öğretmek lazım. Niye maki? Değil mi? Maki, tabii birçok sebebi olabilir ama bir sebebi. Çünkü güneşe erişimi çok kolay ya ağacın. Büyümesine gerek yok. Büyümüyor, evet. Şimdi, evet doğru söylüyorsunuz. Nasıl coğrafyam iyi değil mi hocam? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Böyle ezberlerdik, anlamlandırmadan geçerdik. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliğidir? Onu da işaretlerdik. Soruyu doğru yapardık ama yapabilme hissi beceri odaklı olmadığı için gelmezdi. Okullardan da başka sebepten dolayı keyif almıyorsanız bu sebepten soğurdunuz. Şimdi akış alanı diye bir şey neden var? Geçen hafta öz yeterlilikten bahsetmiştik değil mi? Şimdi çocuk doğduktan sonra, çocuk doğuyor, bebek. Tamam mı? Bu bebeğin hayatta kalabilmesi için temelde iki tane şeye ihtiyacı var. Birincisi, şimdi şöyle düşünün. Günümüzü düşünmeyin. Çünkü insanın doğası, işte insanlık tarihini nereden başlatacağınıza bağlı. 150 bin yıl da olabilir, 450 bin yıl da olabilir, 600 bin yıl. Farklı araştırmacılar farklı yerlerden başlatıyor. Ama 150 bin yıl diyelim en kötü ihtimal. 150 bin yıl önce sizin bedeniniz bulunduğu ortama adapte olmak için hem fizyolojisini hem de psikolojisini oluşturmuş. Tamam mı? Şimdi bu tarımdan sonraki yıl o kadar kısa ki, 13 bin yıl çok kısa. Hele modern çağ daha da kısa yani. Yani 100-200 yıl. Tamam mı? Çünkü bedeniniz ona göre tasarlanmamış. Bedeniniz sizin bu sürece göre tasarlanmış. Tamam? Şimdi insanlar 150 kişilik kabilelerde yaşıyor. Böyle yaşıyor. Tamam mı? Şimdi ben de bebek olarak doğdum. Neyle besleniyorum ben? Ya et diyorum ya da ot diyorum. Değil mi? Sebze yiyorum. Bu arada insan et yemez aslında. İnsan pişmiş et yer. Çok farklı. Tamam mı? Mesela ateş olmasaydı biz muhtemelen et yemeyecektik. Pişmiş et diyoruz biz. Tabii avcılık zor olduğu için ve bu da genelde haftada iki defa falan yeniliyor. Ve sebze yiyoruz. İkisini de yiyoruz. İkisini de yediğimizi nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz bedenimiz? Şeyden, bağırsak uzunluklarından. Et yiyenlerin daha kısa, ot yiyenlerin daha uzun. Bizim tam ortada. Demek ki ikisine de adapte olmuş bizim bedenimiz. Tamam mı? Ve ben bebeğim ve büyüyorum. Bir defa o toplumda var olabilmem için eskiden hapishane yok. Bir şey yok. İnsanları suç işlediğinde ne olacak? Nasıl ceza verecekler? Toplumdan çıkardıkları zaman hiç kimse o ortamda tek başına yaşayamaz. Doğru mu? Hiç kimse yaşayamaz. Gidip bakkaldan bir şey alamaz. Öyle bir kavram yok. Hiçbir şey yapamaz. Uyuduğunda çok riskli. Çok sıkın. Savunması yok. Toplum dışına çıkarsa hayatı biter. O zaman toplum tarafından kabul görmesi çok önemli. O zaman zaten özgüvenin birinci temeli özdeğer. Ben değerliyim, insanlar bana değer veriyor. İkincisi, ben büyümeye başlayınca biraz avlanmayı öğrenmem lazım. Biraz toplayıcılığı öğrenmem lazım. Neyi nasıl toplayacağım? Zehirli mantar alacak mıyım, almayacak mıyım? Bu arada yine sonraki programlarda anlatacağım.
İki yaş krizi oluyor ya, mesela çocuklar yemeği bırakıyor. Neden yemeği az yiyor? Neden? Çünkü hareketleniyor ya. Gider zehirli bir mantarı yerse ne olacak? Ölür. Anne baba da gözlemleyebilir. Bedene diyor ki, bedene mesaj gidiyor. Sen iki yaşa geldin, hareketlendin, riskli işler yaparsın. Ben senin iştahını biraz azaltacağım, ha haberin olsun diyor. Bu çocukların da iştahı az olmaya başlıyor, az yemeye başlıyor. Sistem mükemmel, tamam mı? Sonra bir de benim yeterlilik kazanmam lazım. Yani bir avcılığı yapabilmem lazım. İlk önce küçük hayvanlar avlayacağım, sonra büyük hayvanlar avlayacağım. Sürekli bir öğrenme süreci değil mi bu? Ondan sonra bazıları bir bitkiyi topladığında onu yenilebilir hale getirmem lazım, beceri. Sürekli beceri, tamam mı? Bu beceri neden gerekli? Benim hayatta kalabilmem için gerekli. Herkes yemek yemesi gerektiğini biliyor mu hayatta kalması için? O zaman yemeği zevkli hale getirmeseydik, herkes biliyor, nasıl olsa yapardı, değil mi? Ama yine risk almıyoruz. Herkesin yemek yemesi gerektiğini bilmesine rağmen diyoruz ki, ya yemeğe bir de zevk yükleyelim ki insanlar iştahlı yesin. O zaman aynı mantıkla bu gelişime bir keyif yükleyelim. Bir şeyler verelim ki insanlar gelişmesi gerektiğini biliyor, sıkıntı yok ama gelişirken de böyle bir zevk alsın. Yani akış alanı niye var? O aldığımız keyif niye var? İnsanları o gelişim sürecinde tutabilmek için var. Ve insanların özünde sürekli gelişmek var. Ve gelişemediğinizde işinizde sıkılırsınız. Doğru mu? O zaman süper mekanizma değil mi? Ve ama tabii mükemmel bir deney anlatacağım. Ben bunu anlatıyordum bu program için. O deneye tekrar bakayım dedim. Kimin yaptığını bulamadım. Nerede yapıldığını da bulamadım deneyin. Ama çok güzel bir deney. Anaokulu çocuklarına oyuncaklar veriyorlar. İstediğiniz oyuncağı seçin diyorlar. Çocuklar istediği oyuncağı seçiyor. Sonra öğretmenine soruyorlar. Bu çocuklar seviyelerinde mi oyuncak seçti? Seviyelerin altında mı, üstünde mi? Ve çoğu, hepsi değil, çoğu seviyelerin bir tık üstünde oyuncaklar seçmiş. Bu ne demek? İnsan doğuştan kendini akış alanına sokmayı bilir. Bunu engelleyen kim? Anne baba, sonra da eğitim sistemi. Ve bunu engeller. Size başka bir şey söyleyeyim. Bu Beni Ödülle Cezalandırma kitabımda var bu deney. Böyle çocuklara kasnak yarışması yapıyorlar. Kasnak atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Bir gruba işte 10 kasnak, 7 kasnak atarsan şu var. Birisi hiçbir şey demiyorlar. Sadece kendini geliştir diyorlar. Çocuk bir tane kasnak atıyor, giriyor. Bir tane daha atıyor, giriyor. Bir tane daha atıyor, giriyor. Elinde 10 tane kasnak var. Onu da buradan atar mı? Atmaz. Keyifli değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? İşini zorlaştırıyor. Geri gidiyor. Kendini akış alanına sokuyor. Ve her çocuğun ve her insanın kendini akış alanına sokma motivasyonu vardır. Önemli olan bunu engellemeyeceğiz. Önemli olan bunu destekleyeceğiz. Evet. Soru varsa soru alayım. Bir çocuk oyun oynuyor. Oyunda kendini kaybediyor. Tamam. Bilgisayar oyunu mu? Bilgisayar. Bilgisayar oyunu. Bu oyundan onu nasıl vazgeçirebiliriz? Daha iyi bir aktiviteye nasıl yönlendirebiliriz? Evet. Zaten hemen zihninizde oluşmuştur. Çocuklar neden oyunu sever, bilgisayar oyunu diye, değil mi? Niye? Akışa giriyor çocuk. Çocuk diyor ki ya evde giremiyorum. Dışarıda giremiyorum. Okulda benim bütün zamanım okulda geçiyor. Okulda da giremiyorum. Diyor ben akış keyifli bir şey. Ben bunu küçükken yaşadım. Ben ne yapacağım? Akışa girmeyeyim mi? Benim suçum ne diyor? Akış alanına girecek ortamlar arıyor. Ve oyunlar da zaten akış teorisine göre kurgulanmıştır. Oyunlar akış teorisine göre kurgulanmıştır. Çocuk girer, biri yapar, birinci seviyeden girer, onu yapar, o yeterlilik hissi gelir. İkiye çıkar, yeterlilik hissi gelir, üç böyle gider. Hiçbir çocuk 10. seviyeden oyuna başlamaz. Hiçbir çocuk da 10. seviyede ben 10. seviyeyi çok iyi yapıyorum, ben bütün yıl onu yapacağım da demez. Akış teorisine göre oyunlar tasarlanmıştır. O zaman aynı akışı oyunlarda değil, gerçek hayatta vermenin yoluna bakacağız. Kişinin seviyesi 6 ise
ve ona biz 7'lik 8'lik işler veriyorsak, o da ona ulaşabileceğini düşünüyorsa, yani bir zorluk derecesi, bir de beceri. Bu örtüşüyorsa, işte insanların orada akış alanına girdiğini keşfediyor. Seviyesinin altındaysa sıkılıyor, sonra bırakıyor. Seviyesinin çok üstündeyse kaygı oluyor, sonra da öğrenilmiş çaresizlik oluyor. Bu çocuklar da bırakıyor. O zaman biz çocuklara bir iş verdiğimizde, çocuğun seviyesiyle istediğimiz işin zorluğunun örtüşmesi gerekiyor. Evet, sizin sorunuzu alalım. Evet, merhaba hocam. Merhaba. Peki sizce akış her zaman mutluluk mu demektir? Yani mesela ben eskiden okulda derslerimde çok odaklanıyordum. Başarılıydım da. Ama evde oyun oynarken daha mutlu hissediyordum kendimi. Ha, anladım, anladım. Akış alanında olmakla mutluluk aynı şey mi? O mutlu olduğunuz anları düşünün. Şu vardı, çok mutlu oldum, şöyle çok mutluydum. Var mı? Ben yemek yaparken çok mutlu oluyorum. Yemek yaparken? Yaparken, evet. Evet. Sizin? Hocam biraz reklam gibi olacak ama kitaplarımın her bitirildiğimde yayın evine sokulup da satışa hazırlandığında o gün çok mutlu oluyorum. Sizin isminiz? Raşit Kabataş. Soy isminiz? Kabataş, Raşit Kabataş. Raşit Kabataş. Bakalım kitaplarınıza. Teşekkür ediyorum. Hangi konuda yazıyorsunuz? Hangi konuda? Birinci kitabım birinci dünya ülkelerinin üçüncü dünya ülkelerine bakış açısı ve oynadıkları entrika. İkincisi bir genç kızın neler yapacağı. Üçüncüsü güzel konuşma ve sağlıklı iletişim. Son kitabım da Benim Babam Bir Deli. Evet. Üçüncü kitapla başlayayım ben. Evet. Sizin başka alanınıza giriyor. Estağfurullah. Evet, iş yaparken. Evet, başka? Okulda çocuklar birden sarılıyorlar. Yani durduk yere. Sarılıyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Sarılıyorlar. Başka? Siz söyleyin. Hocam ben 3 yaşında bir torunuma bakıyorum. Sabah 7.30'da geliyor. Akşam 18 civarında annesi alıyor. Bu zaman zarfında yemeği, uykusu, oyun alanı. Herhalde o da o alana giriyor. Ben de giriyorum. Çünkü vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Evet. Çok da mutlu bitiriyorum günü. Tamam, süper. Başka? Siz? Hocam ben de hamileyim. Bebeğimi düşünürken çok mutlu oluyorum. Çok güzel. Evet, alkışlayabiliriz bence. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sizin üzerinizden bir yükü alayım ben. Tamam mı? Çocuğunuza Özgür ismi vermek zorunda değilsiniz. Rahat olmak zorunda. Tamam mı? Gerçekten. Alınmam. Rahat olun. Evet. Kız mı olacak? Ha. Evet. Olsun yine de. Dikkat ederseniz ilişki var. İlişki, ilişki, ilişki. Siz de bitirdiğinizde o mutluluk mu? Şey karışıyor. Mutluluk, gurur hissi, bazı şeyler karışıyor ama mutlulukta genelde ilişkiler var. Gördünüz mü? Evet. O zaman şunu görüyoruz. Akış alanına evde mi daha çok girilir, işte mi daha çok girilir? İşte. Buna da iş paradoksu diyorlar. İş paradoksu şu demek. İnsanların çok yine bu Mihail Csikszentmihalyi'nin yaptığı araştırma. Tabii o zaman yine teknoloji zayıf olduğu için böyle şeyler veriyorlar. Bip aletleri veriyorlar. Saat kaç? Günde 6 defa o çalıyor. Günde 6 defa o çalıyor. Şu anda ne yapıyorsunuz? Mutlu hissediyor musunuz? İşte akışta hissediyor musunuz? Diye sorular soruluyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? İş yerindeki şöyle bir şey çıkıyor. Akış en çok iş yerinde giriyor. İnsanlar en çok akışa iş yerinde giriyor. Neden? Beceri odaklı. Mutluluk düşük çıkıyor. Sonra eve gelince mutluluk artıyor. Akış düşüyor. Neden? Mutluluk eve gelince artıyor. Bir dinlenme mutluluk verir. Rahatlama. İlişkiler, aileyle birlikte olmak mutluluk verir. Güzel bir yemek yemek mutluluk verir. Oradan mutluluğa geçiliyor. Ve buna da iş paradoksu deniliyor. Şimdi en önemli soruyu yanıtlamadık. O da şu. Çocukları akış alanına nasıl sokacağız? Ya da kendimiz akış alanına nasıl gireceğiz?
Tamam mı? Akış alanına girebilmemiz için benim seviyem 10 üzerinden 6 dedik ya. 6 dedik. Ya da çocuklar oyun oynarken 7. seviyede ya. Çocuk kendine bir amaç belirliyor. Ne diyor? 8'e çıkacağım. Benim seviyem 6. Piyano çalıyorum. 7'ye çıkacağım. 7 neyse artık. 7 orada işte şu parçayı çalamıyordur, onu çalmaktır. Oyun kayak oyunuysa bir dağı geçememektir, odur. Bir defa zihninde o amacı belirleyecek. Mesela çocuk resim yapıyor. Resim yapıyor, perspektif verecek resme. Perspektif veremiyor. Öndekini küçük çizmiş, arkadakini büyük çizmiş. Öğretmen onu anlatıyor, tamam mı? Onu ayarlıyor. Kendine bir hedef veriliyor, tamam mı? Amaç. Ne amacı bu? Gelişim amacı. Gelişim amacı. O zaman ilk şey, çocuk bir iş yaparken, tamam mı? Ona nereye çıkmak istediğinin, o seviyenin zihninde canlanması gerekir. Bir defa onu konuşacaksınız. Şu anda sen neyi yapabilmeye çalışıyorsun? Neyi başarmak demeyelim, başarma kavramını çok kullanmayalım. Yapabilmek diyelim. Teniste çok iyi forehand vuruyordur ama şu vuruş zor bir vuruş. Şunu yapamıyordur mesela, bunu yapmaya çalışacak. Tamam mı? Bir, o zaman ilk adım, çocuk ne yaparsa yapsın, bir üst seviyesinde hangi davranışı yapması gerekiyorsa onu netleştireceğiz. En önemlisi bu, bir. İkincisi, o netleştirdiğimiz şey. Bunu çocuk mu yapacak, biz mi yapacağız? Şöyle söyleyeyim, gelişimin sorumluluğunu günün sonunda çocuğun kendisinin alması gerekir. Ama çocuk bir alana yeni girdiyse bir üst seviyeyi bilmez. O zaman bir üst seviyeyi öğretmen, hocan ya da anne baba olarak söyleyebilirsiniz ya da çocukla birlikte keşfedebilirsiniz. Keşfetmek daha iyi. Bundan sonra bir sonraki adıma nereye geçelim? Bunun bir sonraki adımı nedir diye. Çocukla birlikte onu belirlememiz lazım. Sadece biz belirlersek şöyle bir sıkıntı olur. Bir sonraki adımın zorluk derecesi çocuğun ulaşabileceği seviyede olması lazım. Çocuğun seviyesi 6 ise 9'luk bir şey verirseniz çocuk der ki ben bunu yapamam ve bırakır. Çocuklar resim dersi, müzik dersi, spor dersi alıyor ya, işte orada hoca çok kritik. Çünkü çocuğu bilecek, seviyesini bilecek, bir üstünü bilecek. Ona göre organize edecek. O zaman bir, hedef belirliyoruz. Mümkünse çocukla beraber. İki, bunun çocuk açısından ulaşılabilir olduğundan emin oluyoruz. Ulaşılabilir. Peki, çocuğun seviyesi 6, 7'lik bir davranış verdik. Çocuk buraya çıkıp çıkmadığını nasıl anlayacak? En idealinden başlayalım. Birincisi, ilk olarak çocuğun kendisine soracağız. Sence nasıl oldu? Sence nasıl oldu? Çocuğun kendisini değerlendirmesine fırsat vereceğiz. Öz değerlendirme. Çocuk, genelde bizim çocuklarda bu gelişmediği için sen söyle diyor. Yani ben senin düşüncene, yargına bağımlıyım diyor. Zaten temel amacımız bunu biraz kırmak. Öz değerlendirme yaptıktan sonra biz de değerlendirmemizi vereceğiz. Yani üçüncü adım geri bildirim. Dördüncü adım. Çocuk bir tane okullarınızı düşünün, liseyi düşünün. Bir tane proje ödevi yaptınız. Tamam mı? Proje ödevini yaptınız, öğretmene verdiniz. Sonra ne oluyor? Verdiniz öğretmene. Ne oluyor? Not geliyor. Çok güzel. Ne zaman? 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta. Neyse not geliyor. Not geldi, 60 aldınız. Sonra ne oluyor? 60 aldınız. Ne oluyor? Düşük aldım diyorsunuz. Sonra ne oluyor? O konu gitti bitti artık. Değil mi? Gitti. 60 geçiyor. Sonra dersler, sınavlar. Sonra ikinci dönem bir proje daha. Çok saçma değil mi? Ne olması lazım? Öğretmen bana geri bildirimini ki not veriyor genelde. Geri bildirimini verdi. Ben 60 aldım. Çocuklar 60 alan var, 80 alan var. Geri bildirimde yazdım. Herkes geri bildirimi konuşmak isteyen benimle konuşsun. Bir ay sonra ödevinizi tekrar bana sunun. Ne oldu? Geri bildirim verdim ve onlara kendini geliştirme fırsatı da verdim. Akış alanı aslında çocukların sürekli gelişimi, öğrenmesi, hayattan keyif alması için ne kadar önemli değil mi? Ve bazen çocuklar odaklanamadığı, akış alanına giremediği için odaklanamıyor.
diyorlar ki bu çocuk hiperaktif, odaklanma sorunu var. Ha bazıları hiperaktiftir, odaklanma sorunu vardır. O ayrı bir grubu ama bazıları da akış alanına giremediği için odaklanamıyor. Bu çocukları ayırt etmek lazım. Akış alanı çok önemliymiş değil mi? Siz de kendi hayatınızı akış alanına girecek şekilde tasarlayın bence. Bugünü bir tekrarlayalım. Akış alanından bahsettik. Akış alanı ne? Bizim becerimizle yaptığımız işin zorluğunun örtüşmesi. Sürekli bir gelişim içinde olmam. İnsanın özünde gelişim olduğu için akış alanına girmek her zaman keyif verir. Zevk verir. Akış alanına girdiğimizi nereden anlıyoruz? Zaman su gibi akar, tam odaklanırız, bilinç kaybolur. Ve tam kontrolümüz vardır. İnanılmaz keyif alırız. Tamam mı? Çocukları da akış alanına sokabilmemiz için bir şeyi beceri odaklı yapmamız lazım. Çocuğun ulaşabileceği zorlukta hedef vermemiz lazım. Ve o yolda giderken çocuğun geri bildirim alıyor olması lazım ve kendini değerlendiriyor olması lazım. Ve ondan sonra tekrar kendini düzeltme şansı, geliştirme şansı vermemiz lazım. Bunu verdiğimiz zaman zaten evde, okulda inanılmaz bir öğrenme yuvasına dönüşür. Çocuklar inanılmaz keyif alır. Çocukları evde tutamazsınız okula gideceğim diye. Sizin başınızın etini yer. Tamam? Şimdi bir soru vardı. Akış alanına girmeyi ne kolaylaştırıyor, ne zorlaştırıyor? Beceri olmasa bile akış alanına girebilir miyiz? Yani yaptığımız bir beceri yok, akış alanına girebilir miyiz? Mesela evde akış alanına nasıl girebilirim? Şimdi bu soruları da haftaya yanıtlıyoruz. Haftaya akış alanına devam ediyoruz. Ne yaparsak kendi hayatımızda ve çocukların hayatında daha kolay akış alanına gireriz. Ne yaparsak daha zor gireriz. Bunları konuşacağız. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.